Herkese selamlar ben Haydar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere elektro gitar üzerinde tab nasıl okunur veya daha doğrusu tab nasıl genel anlamda tab nasıl okunur ona bakacağız. Elektro gitarımızı alalım ve size gerekli eğitimi vereyim. Abone olmadıysa abone olmayı unutma. Başka videolarımı izlemeyi unutma buralardan vesaire. O yüzden videoya başlayalım. Evet, gitarımızı almış bulunuyoruz elimize. Amfide bağladım görmüş olduğunuz gibi veya duymuş olduğunuz gibi daha doğrusu. Evet, tab nasıl okunur? Aşağıda tab görüyorsunuz. Orada 6 tane çizgi var şöyle. Onları hepsi bir tel için, yani 6 tane çizgi varsa 6 tane tel demektir. Yani hepsi üzerlerinde 0 olduğu anda ki boş çalmıyor. Yani örneğin en üstteki boş, yani daha doğrusu ilk 3'ü boş diyelim üstten. 0. Alttakiler de 3 boş olursa 0 olmuş oluyor. Evet. 5'le devam edelim. En üstteki telde 5. A, onun altındaki 5, D, onun altındaki 5, G, onun altındaki 5, evet, onun altındaki 5 neydi? Evet, bu 5 neydi? Evet, doğru. Dediğim gibi aslında çok basit. 12'ye kadar burada. Siz aslında buraya kadar çalışsanız yeter. Burada sizi başta çok zor olabilir, o yüzden kafanızı karıştırabilir. Genelde 12'ye kadar tablatorda çalışabilirsiniz. Dediğim gibi sıfırlar genelde aslında boş çalınıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vesaire vesaire yazarsa orada siz aslında gereken perdeye basmanız gereklidir. Ve dediğim gibi E, A, D, G, B, E çizgiler anlamına geliyor. Ve 1, 3, 5, 7 yazarsa olmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Geri dönük aynısı yazılırsa, yani 7, 5, 3, 2 gibi oluyor. Çok basit. Bunların hepsini böyle bir tablatorda, yani tabda öğrenebilirsiniz. Bunlar aslında genelde bir tabda öğrenebilirsiniz. Çünkü 0 dediğim gibi boş. A telindeki 0 ne oluyordu? Boş. Vesaire vesaire. Çok basit yani, anlatabiliyor muyum? Ankalarım, abilerim, grupalarım. O yüzden mesela burada örneğin bir akor yazarsa nasıl olur? Diyelim ki bir A akoru. En üstteki tel o zaman 0 olur. Çünkü akorda 0 çalıyoruz. En üsttekini 0 çalıyoruz. Sonradan da ikinci perdede D teli, G teli, evet, ve B teli. Bu da bir A olur. Burada görmüş olduğunuz gibi buraya bir yere bir ekran kaydı koyarım. Çok basit. Bir A olur. Yani burada anlarsanız ki ha, bu bir akormuş dersiniz. Çünkü orada yazarsa bir A ve böyle bir tablatorda böyle yazarsa işte 0 2 2 2 ikinci perdede diye bir A akor olmuş olur. Mesela aynısı burada da geçerli. A akoru bakın bara üzerine 5. perde yazar. 7 6. G teli yazar ve E ve B yazar, ya daha doğrusu 5. perdenin B'nin E teli yazar. Anlatabiliyor muyum yani? 5 5. Sonra da bir A akorunun anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi çok basit bir işlem aslında. Burada hepsini görebilirsiniz. 1 yani 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Çok basit. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Abone olmadıysan abone olmayı unutma ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay. Görüşürüz.